Merhabalar arkadaşlar, sizlerle bugün paragrafta kaldığımız yerden bir konu özeti yapacağız. Zaten sizin çok iyi bildiğiniz bir konu. Aslında arkadaşlar paragraf konusu anlatılarak değil, çok soru çözülerek pekişecek bir konudur. Ama ben konu başlıklarını değineceğim size, hem bir tekrar etmiş oluruz. Konu, arkadaşlar yazar paragrafta ne anlatıyor sorusunun cevabı, Konuyu verir, bu soruyu çok iyi soracağız, e, kendi kulağımız duyacak şekilde cevabını da almak zorundayız. Bu paragrafta bana ne anlatıyor? Başlık ise e, konu ve ana düşüncenin birleşimidir. Aslında başlık paragrafın özeti olarak da nitelendirebiliriz arkadaşlar. Başlığı okuduğumda aşağıdaki metinde ne yazıldığının konunun ve ana düşüncenin ne olduğunu çıkartabilmem gerekir. Anahtar kelime bir paragrafın anahtar kelimesi paragrafta en çok tekrar edilen kelime değildir. Bu önemli bir nokta. Paragrafın ana düşüncesi bize anahtar kelime ya da kelimeleri verir. Anahtar kelime bulunurken en çok tekrar edilen kelimeye odaklanmayın. Evet bazen olabiliyor ama %100 değil. Ana düşüncenin anlattığı şey olmalı. Ana düşünceyi bulmalıyız anahtar kelimeyi bulabilmek için. Yardımcı düşünce. Yardımcı düşüncelerle ilgili sorular olumsuz yargı biçimiyle sorulur ve alt çizili olarak verilir. Hangisine değinilmemiştir? Hangisi söylenemez? Bu metinden hangisi çıkarılamaz? Hangisine ulaşılamaz gibi. Bunlar hep yardımcı düşünce sorularıdır. Ana düşünce, yazarın bizlere vermek istediği mesaj, öğretmek istediği durumdur. Bu soruyu yine konu gibi sesli bir şekilde sormalı ve cevabını alam aramalıyız. Paragrafta yapı arkadaşlar 3 bölümden oluşuyor paragrafımızın yapıları biliyorsunuz. Bir giriş bölümü paragrafın ilk cümlesidir. E, bu cümlede ama fakat oysa bundan dolayı kısacası hatta yahut zira gibi bağlayıcı ögeler bulunmaz. Gelişme bölümünde anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları bu bölümde yer alır. Sonuç bölümünde de özet anlamı taşıyan kısacası özetlemek gerekirse Sonuç olarak gibi ifadelerime bağlaçların yer verildiği bölümdür. Şimdi karşımıza çok çıkan durumlar var. Metni iki paragrafa bölme. Bu durumda arkadaşlar e, nedir? Anlatılan bir konudan başka bir konuya geçiş yapıldığında paragraf ikiye bölünür. Yani konuyu başka bir yönden ele almaya başladığında orada satır başı yaparım. Yani paragrafı ikiye bölerim. Düşüncenin akışını bozan cümle karşımıza çok çıkıyor. Biliyorsunuz paragraftaki bütün cümleler birbiriyle anlamsal ve biçimsel olarak bütünlük sağlamaktadır. Parçanın diğer cümlelerinden ayrı bir konusu, bakış açısı, fikri olan, anlatımın akışını bozan cümledir. Kronolojik sıra, mantık akışı. Bunu zaten biliyoruz. Bize karışık olarak kelimelerden ya da sayılardan veriyor cümleleri anlamlı bir paragraf haline getirmemizi bekliyor. Bu tür sorularda olay anlatılıyorsa olayın gerçekleşme sırası, bir düşünce işleniyorsa bu düşüncenin mantık sırası tespit edilir. Her zaman şık eleme yöntemini kullanacağız. İki şıkkı indirdikten sonra şıklardan da devam edebiliriz arkadaşlar kronolojik sıra mantık akışında ve bizim anlatım biçimlerimiz var arkadaşlar anlatım biçimleri. Bildiğiniz bir konu ancak bazen e, ayırt etmekte zorlanıyorsunuz. Lütfen önemli anahtar yerleri var. Dikkat edelim. Bu konudan bir soru bekliyoruz bizde. Anlatım biçimleri dört tane. Açıklama ya da açıklayıcı anlatım. Nesnel ifadeler kullanılır, okuyucuyu bilgilendirilir. Ders kitapları, ansiklopediler bize açıklayıcı anlatımla anlatılmıştır, yazılmıştır bildiğim ya da bilmediğim herhangi bir konu hakkında bizi bilgi ve bize bilgi veriyorsa burada açıklayıcı anlatım var demektir. Tartışma ya da tartışmacı anlatım yazarın okuyucuyu kendi düşüncesine çekme, onu kendisine inandırma çabasıdır. E, tabunduğu düşünceyi okuyucuya inandırmak ister. Bu durum söz konusudur. Bazen okuyucuyla konuşuyormuş gibi soru sorar, kendini haklı çıkartmak istercesine. Bu bir ipucudur. Betimleme ya da betimleyici anlatım, gözlem yoluyla varlıkların okuyucunun gözünde, zihninde canlanacak şekilde ayırt edici nitelikleriyle resim çizer gibi anlatılmasıdır. Burada şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Ben bir kişi de betimleyebilirim veya bir yer de betimleyebilirim. Önemli olan o kişiyi ya da yeri, o anı dondurup fotoğrafını çekip tıpkı burada dediği gibi sözcüklerle resim yapacağım onu, o durumu, o kişiyi, o yeri diğerlerinden ayırt edici özelliklerini söyleyerek gözümü kapattığımda zihnimde canlandırabilmem gerekiyor. Betimleyici anlatımı sorduğu yerde her zaman arkadaşlar öyküleme ya da öyküleyici anlatımı da sorarlar. Zaman akışı içinde bir olayın kişi veya mekana bağlı olarak anlatılmasıdır. Öykülemede bir olay mutlaka olmak zorunda. Betimleyici anlatımda fotoğrafını çekiyordum, anı donduruyordum. Ama öyküleyici anlatımda bir olay olduğu için, yani bir hareket olduğu için bunu videoya çekiyorum. Olayı gözümde canlandırabilmem gerekiyor. Bazen bunları şıklarda şöyle verirler. Bu metnin yazılış amacı bilgi vermektir. Yani açıklayıcı anlatım. Bu metnin yazılış amacı okuyucuyu kendisine inandırmaktır. Yani tartışmacı anlatım. Bu metnin amacı izlenim kazandırmaktır. Yani betimleyici anlatım. Bu metnin yazılış amacı okuyucuyu olayın içinde yaşatmaktır. Yani öyküleyici anlatım. Dikkat ediyoruz az önce de söylediğim gibi öykülemede bir hareket, bir olay söz konusu, eylemlere yani hareketlere sıkça yer verilir. Ama betimleyici anlatımda ise bir olay yok, bir durağanlık söz konusu yani anı dondurdum, bir olay yok. O anın gözümde canlandırılmasını sağlıyorum. Ve geldik düşünceyi geliştirme yolları. 6 tane arkadaşlar tanımlama, Paragrafta nokta nokta nedir? Bu nedir? Ya da bu kimdir? Sorusuna cevap veren nesne, kavram veya kişi. Örnekleme, soyut kavramları, düşünceleri belirgin kılmak için uygulanan bir yöntem. Ee, örnek verecek olursak, mesela örneğin gibi ifadeler olabilir. Örnekleme ifade eden cümlelerin başında. Karşılaştırma, en az iki varlık, durum ya da kavram arasındaki benzerlik veya farklılıkların ele alınması. Benzetme. Bir kavramı ya da varlığı başka bir kavram ya da varlığın özellikleriyle anlatmak, sayısal verilerden yararlanma, yazarın savunduğu düşünceyi istatistiksel bilgilerden, anketlerden ya da grafiklerden yararlanarak anlatması, tanık gösterme, yazarın savunduğu düşüncenin doğruluğunu okuyucuya inandırabilmek için tanınan veya görüşlerine itibar edilen kişilerin sözlerinden alıntı yapmasıdır. Ee, bize bir metin verecektir. Bu metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır ya da hangilerine yer verilmemiştir diye ee, mutlaka altını çizeceğiz paragrafta bulduğumuz düşünceyi geliştirme yolunun ve şık eleyerek devam edeceğiz yolumuza arkadaşlar söylenen bir söz alınmışsa burada çok önemli bir nokta var hep derslerde de değindik size eğer bir kişinin sözünü söylüyorsam tanık gösterme ama sadece o kişinin ismini veriyorsam örneklendirmedir. Bu önemli. Ve sizin yine çok sevdiğiniz bir konu öyle diyeyim. Paragrafın anlatım özellikleri, ee, bize yine bir paragraf verecek. Bu paragrafta hangi anlatım özelliği vurgulanmıştır, değinilmiştir gibi soru kökleri karşımıza çıkacak. Özgünlük çok çıkıyor. Yazarın ya da şairin kendine özgü olması farklı ve orijinal bir üsluba sahip olması, diğerlerinden farklı bir anlatıma sahip olması demektir. Duruluk yine geliyor karşımıza. Anlatımda gereksiz sözcüklere yer verilmemesidir arkadaşlar. Doğallık yani içtenlik de denilebiliyor. Anlatımın yapmacıksız, sanat yapmadan, süsten ve özentiden uzak olması. Açıklık, anlatımın hiçbir tartışmaya yol açmadan tek bir yargıyı açıkça ifade etmesi. Başka anlamlar çıkartmamaktır o cümleden açıklık. Akıcılık, anlatımın pürüzsüz olması, telaffuzu kolay sözlerle anlatılması. Tutarlık yine geliyor karşımıza. Anlatımda birbiriyle çelişen düşünceler ileri sürmeme, sık sık düşünce değiştirmemektir. Sürükleyicilik, okurda merak uyandıracak, onun ilgi ve heyecanını her an canlı tutmaktır. Ee, evrensellik. Bir sanat eserinin dünyadaki tüm insanlara hitap eden bir özelliğe sahip olmasıdır. Ulusallık bir sanat yapıtında belli bir milletin kültürel özelliklerini yansıtmaktır. Özlülük de az sözle çok şey anlatmaktır. Özlülük bazı kaynaklarda parantez içerisinde yoğunluk olarak da verilebiliyor. Bazı kaynaklarda özlülükle yoğunluğu farklı kategorilerde ele alıyor. Ama biz şunu bilelim az sözle çok şey anlatmak özlülüktür öz olması. Az ama öz olması oradan yola çıkalım. Ve anlatıcı türlerine geldik arkadaşlar. İki tür anlatıcı var biliyorsunuz ki. Bir birinci kişi ağzından yazar kendi başından geçen ya da içinde bulunduğu bir olayı anlatır. Bu anlatımda ya birinci tekil yani ben ya da birinci çoğul şahıs yani biz ekleri kullanılır. Üçüncü kişi ağzından anlatımda da yazar genellikle duyduğu veya gördüğü şeyleri anlatır. Bu tür anlatımlarda çoğu zaman üçüncü tekil o veya üçüncü çoğul şahıs onlar eki kullanılır. Yalnız burada bir taktik vermek istiyorum size arkadaşlar. Ee, bize paragraf verdi her şıkta e, uzun uzun paragraflar e, verdi ve hangisinin anlatıcı türü diğerlerinden farklıdır dedi soru kökünde. Kesinlikle birinci cümleye bakarak anlatıcı türüne karar vermiyoruz. Paragrafın tamamı okunuyor. Buna göre karar vereceğiz. Birinci kişi ağzından mı yoksa üçüncü kişi ağzından mı? Gelelim hikayenin unsurlarına. Olay, kahramanın başından geçen olay ya da durumdur. Kişi ya da kişiler, şahıs kadrosu Olayın oluşmasında etkili olan ya da olayı yaşayan kişilerdir. Yer, olayın yaşandığı çevredir ya da mekandır. Zaman, olayın meydana geldiği an, mevsim, gün, yıl, günün içindeki bir vakit zaman olabilir. Şimdi gelelim. Şimdi gelelim. Çok dikkat etmemiz gereken yerler var. Paragraf sorularını çözerken nelere dikkat etmeliyiz? her zaman dediğimiz gibi arkadaşlar size öncelikle ne okunmalı? Soru kökü okunmalı. Ondan sonra paragrafı okumalıyız. Bu birinci ve vazgeçilmez kuralımız. Soru çözmemizi sağlayacak soru metninde yer alan önemli yerlerin altını çizin. Bunu da hep diyoruz size. Paragrafın tamamının altı çizilmez. Sadece önemli yerlerin altı çizilir. Seçeneklerin hepsini gözden geçirin. Doğru cevap için acele etmeyin. Ana düşünce genellikle paragrafın son cümlesinde yer alır. Ancak istisnai durumlar olduğunda e, giriş cümlesinde yer alabilir. Son iki cümle bize genelde ana düşünceyi verir. Takıldığınız sorularda ısrarcı olmayacaksınız arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçin ve turlama tekniğiyle daha sonra cevaplayamadığınız sorulara geri dönün. Turlama tekniğini hep derslerde konuştuk sizlerle. Soruyu paragrafta anlatılanlara göre çözün. Kesinlikle kendi yorumunuzu katmayın. Bu da çok önemli. Kişisel görüşlerimiz, <laughs> ihtimallerimiz, olasılıklarımız tamamen çöp kutusuna arkadaşlar. Bize paragrafta anlatılan düşünce ters olabilir ama bize o sorulmuyordur. Paragrafa göre hareket etmek zorundayız. Paragrafın uzun ya da kısa olması, sorunun zor ya da basit olması için bir ölçüt değildir. Özellikle uzun paragraf soruları doğru cevabı bulmamız için daha çok bilgi barındırır. Bu durumda da soruyu daha iyi kavrayarak doğru cevap verme olasılığınız artar. Uzun sorudan korkmak yok. Çünkü cevap mutlaka o paragrafın içindedir. İş sizin okumanıza kalmış ve son olarak unutmayın ki arkadaşlar paragraf sorularını hızlı ve doğru bir şekilde çözebilmenin en önemli koşulu düzenli soru çözmek ve bol bol kitap okumaktır. Her gün kitap okumadan ve mutlaka ki o gün Türkçeden paragraf sorusu çözmeden yatağa girmiyoruz. Bunlar bizi hep öne geçirecek durumlardır. E, taktiklerimizi de verdik. Paragraf konusunda YouTube'daki anlatımımızı bitiriyoruz arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.